Adaletin kestiği parmak acımaz diye. Ben ona inanmıyorum. Barınak yani neticede, biliyor musun? Kim kesse acır. Ben senin acını biliyorum Cemşir'e. Hamza bir suç işledi. Cezasını çeksin. Ama asmasınlar garibi. Bunun büyük mü olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben mektubu yazdım. Vallahi eğlenmiyorsun değil mi Salavlu? Yok yemin ederim vallahi yazdım. Yazdım ya. İnanmıyorsan oku ya. Muzaffer Dinç Aslan'ı öldürmek suçu ile idama mahkum edilen Hamza Öğütücü'nün bu cinayetten ötürü çok pişman olduğunu düşünüyorum. Ve idam edilmesini istemiyorum. Ramazan. Bundan böyle sen de benim oğlumsun Ramazan. Ya kardeşim sen avukata gitmeyeceksin, mektubu götürmeyeceksin. Hadi. Kim ne derse desin, siz en doğrusunu yaptınız. Hiç kimse ailesinin bir ferdini, canından bir parçayı kaybeden bir insandan vicdanlı olmasını bekleyemez. Bazı suçların bedeli ne kadar ağır olursa olsun mutlaka ödenmelidir. Abim benim her şeyimdi. Bütün hayatımdı. Onu o kadar özlüyorum ki. Mektubu getirdim. Hala. Bir dilekçeyle beraber Ankara'ya iletmemiz lazım. Al kızım. Sonra? Sonra ne yapacağız? Yargıtay'dan kararın çıkmasını bekleyeceğiz. Belki bir hafta, belki 10 gün. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Efendim. Aa, Suat Bey merhaba.
Aa, öyle mi? Peki, teşekkür ederim. Ne olmuş kızım? Avukat aradı ana. Ramazan Ankara'ya bir mektup yazmış. Muzaffer'in yeğeni olarak Hamza'nın asılmasını istemediğini belirtmiş. Avukat Hamza'nın lehine olabilir dedi. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim.